Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz modelin yapılışını anlatacağım sizlere. Şöyle evroli bir ipim var. Alize Koton Gold'un. Bu şekilde çok kolay. Genelde çantalarda çok kullanıldı bu model ama bu şekilde yazlık hırkalar, bluzlar yapabilirsiniz. Farklı iplerle. Böyle kendiliğinden de desenler oluşuyor. Zaten desenli bir model. Şimdi buradan değil, buna sonra devam edeceğim. Yine aynı iple sizlere küçük bir parçadan birkaç sıra ördüm de zaten nasıl yapıldığını anlayacaksınız. Şöyle kalsın buradan. Zincir çekerek başlıyoruz. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız yani hemen buradaki abone olayasına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdi başlayalım hemen isterseniz. Zincir çekiyoruz alt zemin için. Siz tabii ne yapacaksanız ona göre bu zincirin uzunluğunu belirleyeceksiniz. 5 ve 5'in katları şeklinde çekebilirsiniz. Ben şimdi göz kararı modeli gösterebilmek için bir miktar zincir çekiyorum. Evet, şu kadar zincirimi çektim. Bakın buradan istediğimiz boyuta geldikten sonra zincir biraz daha uzun da çekebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Sonradan üzerine deseni kurduktan sonra da sonra kalan zincir kesebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan ilk zincire batıyoruz. Bir sıra komple altına önce zincirin bir sık iğne yapıyoruz. Yani zincire de başlanıyor ama böyle altta bir sıra iki sıra sık iğne yaparak başlarsak daha düzgün duruyor. Zincir sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Evet, zincir sonuna kadar sık iğneyi tamamladım. Bakın. Şimdi buradan geriye dönüyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve hemen birinci zincir burası değil bakın. Birinci zincir değil, ikinci zincir diyelim. Buradan giriyoruz arkadaşlar. İlmek alıyoruz. 1. Bir sonraki zincire giriyoruz. 2. Şimdi sık iğnenin üzerine geldik. Sık iğnenin şu buğday tanesi gibi görünen yerde iki tane ilmek var. Dışa bakan, bu tarafa bakan ilmeği alıyoruz. 3. Tekrar 4. Tekrar hep aynı yönden 5. 5 tane ilmek aldım. 2 4 6 tane ilmeğim olacak her defasında tığda. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sonra burada oluşan şu yuvaya giriyorum. Tekrar ilmek alıyorum. 1. Sonra bakın şurada yatay oluşan ilmeğimiz var. Bu ilmeğin içine giriyorum. 2. Sonra bu alttaki son battığımız sık iğnenin yuvasına tekrar giriyorum. 3. Sonra sıradaki sık iğneden devam ediyorum. 4 ve 5. 5 defa ilmek aldım. Bir tanesi de tığımdaydı zaten. Yine 6 tane ilmeğimiz oldu. Hepsini birlikte çekiyoruz. Bu kadar kurmaya başladık bakın. Bir zincir çekiyoruz. Şurada oluşan yuvadan başlıyoruz. 1 diyoruz. Burada yatay duran ilmeğimiz var. Buraya giriyoruz. 2 ve son sık iğne battığımız son sık iğne bakın burası. Buraya giriyoruz. 3. Bir sonraki sık iğneye giriyoruz. 4. Bir sonraki sık iğneye giriyoruz. 5. Yine 6 tane ilmeğimiz var. Hepsini çekiyoruz. Bir zincir. Tekrar buradan giriyoruz. 1 2 3 Sonra devam ediyoruz sık iğnelerin üzerinden 4 ve 5 her defasında bu sık iğnelerden 2 tane buraya dahil etmiş oluyoruz. Hepsini birlikte çekiyoruz. Bir zincir. Sıra sonuna kadar böyle gidiyor. 2 3 4 ve 5. sırayla alttaki sık iğnelerden alıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Bir zincir. Yine buraya girdik. 1 2 3 4 ve 5. ilmeği sıradaki sık iğnelerden alıyoruz. Her defasında tığımızda 6 tane ilmek olacak. Birincisi zaten bu ilmeğimiz, tığdaki ilmeğimiz. Birincisi tığdaki ilmek dedik, ikinciyi aldık. 3 4 5 6 2 4 6. Evet.
1 ile başladım sayma, o yüzden 6 oldu şimdi. Evet, tekrar bir zincir, 1 2 3 4 ve 5. Tığdaki ile 6. Az önce tığdakini de 1 diye saymıştım. O yüzden 6 oldu. Tığdaki ilmekle beraber tığımda 6 tane mutlaka ilmeğim olacak. Şöyle 4 oldu. Böyle de sayabilirsiniz. 5 6. Evet, bu şekilde de sayarak yapabilirsiniz. 2 ilmek. Tığdakileri sayıyorum şimdi, bakın. 3 ilmek. 4 ilmek. 5 ilmek. 6 ilmek. 1 zincir. Model sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Zaten bir sıra sık iğne yapıyoruz. Bir sıra da bu deseni yapıyoruz. Evet, 4 ilmeğim var. Şöyle 2 tane de buradan alıyorum, çekiyorum. 1 zincir. Sona kadar geliyorum şimdi. Bir zincir. Bakın burada 2 tane ilmek kaldı. Bir tane daha yapıyoruz. 2 tane oradan alacağız çünkü. 2 3 4 ve sondaki 2 ilmeği de bu şekilde alıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sırayı tamamlamış olduk. Şimdi buradan bir zincir çekiyoruz. Bir zincir. Dönüyoruz. Bakın şurada oluşan yuvarlak yuvalar. Buralara batacağız. Önce en baştakine batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz şimdi. Bir. Sonra şöyle şuradan göstereyim. Bakın şu yuvarlak yuvalarımız. Bir de onun üzerinde şu ilmeğimiz var. Arka sıradan döndüğümüzde bir tane buraya, bir tane de buraya batarak sadece sık iğne yapacağız. Yatay duruyor bakın. Buraya giriyorum. Bir sık iğne. Burada birlikte topladığım yer yuvarlak boşluğumuz. Buraya giriyorum. Bir sık iğne. Bir tane yatay duran ilmeğe batıyoruz. Bir tane de yuvarlak ilk sırada oluşturduğumuz yuvaya batıyoruz. Şöyle hemen şuraya. Bir tane yatay ilmeğe, bir tane de bu hepsini birlikte toplarken oluşan yuvaya. Yine bir sıra sık iğne yaparak başlangıç noktasına kadar geliyorum. Bütün batıyorum burada, bakın ilmeği alttan ya da üstten almıyorum. Direkt batıyorum. Normal sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklere batıyoruz. Hiçbirini atlamadan. Sonda da bir yatay ilmeğimiz var. Bakın buraya geldik. Evet. Bir sırayı böyle tamamladık. Bu taraf ters tarafı. Bu taraf ön yüzü. Şimdi buradan dönelim. Zincir çekmeden önce dönüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı deseni tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci zincir, birinci dediğim bu değil, hemen yanındaki bir, ikinci zincire geçtim, bakın iki, sık iğnenin üzerine geldim, yine bu taraftaki ilmekleri alıyorum, 3 4 5 tığımda 6 tane ilmek var, topladım, bir zincir çektim, hemen bu yuvaya giriyorum, bir, alttaki ilmeğe giriyorum, 2,
Sık iğnenin üzerine giriyorum. 3. Sıradaki sık iğneden 4 ve 5 diyorum. Yine 6 ilmeğim var. Hepsini topluyorum. Evet. Bu şekilde çizgimiz oluştu. Şimdi isterseniz buradan devam edelim. Aynı sıraları yapıyoruz. Bir sıra sık iğne yapıyoruz. Bir sıra da bu deseni yapıyoruz. Bakın burada da yine zincirli bölüme geldim. Sık iğneleri yaptım. Burası ön yüzümüz. Burası da arka yüzümüz. Şimdi tekrar başlayayım. Şurayı tekrar çekelim. Aynı şekilde dönüyoruz. 3 tane zincir. Birinci zincire giriyorum. 1, 2, 3. sık iğnenin üzerine, 4. sık iğnenin üzerine, 5. de sık iğnenin üzerinden alıyorum. 6 ilmeği tamamlıyorum. 1 zincir. Bir tane dibine batıyorum. Oluşan yuvaya. Bir tane yandaki ilmeğe. 2. Son battığımız sık iğne burası. 3. Sonra yeni sık iğneye geçiyoruz. 4. Bir sonrakine geçiyoruz. 5. 6 ilmek topluyoruz. 1 zincir. Tekrar bu şekilde devam ediyoruz. 2 tane de buradan alıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Evet. Şimdi tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kapatıyoruz. 1 zincir. Hemen buradan giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Kapatıyoruz. 1 zincir. İki tane buradan alıyoruz. Hep 6'ya tamamlayıp çekiyoruz. 1 zincir. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Sık iğneleri bir kez daha beraber yapalım. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. Bakın. Şimdi tekrar buradan bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Hemen bu yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Sonra yatay duran ilmeğin içine giriyorum. Bir sık iğne. Komple bir sıra boyunca sık iğne yapıyoruz. Bir taraf hep sık iğne sırası, bir tarafta modelin, desenin kuruluşu. Evet. Şimdi bunun şöyle bir varyasyonları da var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mesela sık iğneyi 3 sıra yapabilirsiniz. Bir gidiyoruz, bir geliyoruz, sonra tekrar dönüyoruz. 3 sıra da yapabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz tabii ki. Bu sırayı komple arada sık iğne olmadan da yapabilirsiniz. Nasıl dilerseniz. O şekilde de varyasyonları var. Evet, böyle sık iğne yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Bu tarafı da kullanılabilir. Ben şimdi bu taraf tersi diyorum ama düz renkli gördüğünüzde burası da daha farklı durur. Bu tarafı da böyle çizgili bir şekilde duruyor. Gayet güzel duruyor. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Çok kolay, basit bir model. Çok da rahat örümü var. Evet, şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.